Kemal Kılıçdaroğlu'yla Meral Akşener ise Ankara'da bir araya geldi. İki lider parti kurmaylarıyla da kritik toplantılar gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kefenimizi giyerek yola çıktık sözlerine muhalefetten yanıt gecikmedi. Güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracak olanlar da Millet İttifakı'nın temel aktörleridir. Liderler sandık mesajlarına her gün yenilerini eklerken Millet İttifakı ortakları bu kez Ankara'da bir aradaydı. Sayın Genel Başkanım. Covid salgını nedeniyle ertelenen Hatay Expo 2021'in tanıtımını yaptı Kılıçdaroğlu ve Akşener. CHP lideri sözü Suriyeli mülteciler meselesine getirdiği seçim vaadini hatırlattı. En geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla kendi ülkelerine yolcu edeceğiz. Dolayısıyla can ve mal güvenliklerinin sağlanmasını isteyeceklerdir. Bunun altyapısını oluşturacağız inşallah. Meral Akşener ise o buluşma öncesinde partisinin ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıdan kulislere dikkat çekici notlar sızdı. Bizim adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanı adayı olmanızı istiyoruz sözlerine mesele ben meselesi değil, Türkiye meselesi yanıtı verdi İYİ Parti lideri. Başkanların bir kısmı da Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterilmesi halinde seçimin kazanılacağı yönündeki kanaatlerini dile getirdi. Mesaisini CHP Genel Merkezi'nde sürdüren Kılıçdaroğlu da Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın'da yaptığı açıklamaya yanıt CHP sözcüsü Faik Öztırak'tan geldi. Kefen ve demokrasi edebiyatına sarıldıysa artık seçiminde eli kulağındadır. Bu sefer seçimi kaybetme korkusu da zirve yapıyor.